2022 yılı eğitim öğretim yılında hem güz hem bahar döneminde toplam bir yıl boyunca aldıkları eğitim sonucunda çıkan projelerin sergisi var. Burada birinci sınıf temel tasarım 1 ve 2 derslerinin projeleri, ikinci sınıf endüstriyel tasarım stüdyosu, ikinci sınıfın projeleri mevcut. Aynı zamanda yine geçtiğimiz yıl üçüncü sınıf endüstriyel tasarım bölümü öğrencilerinin bir dönem boyunca el emeği göz nuru ürünlerini sergilemek için burada toplandık, bulunuyoruz. Biz hemen hemen her yıl Ekim veya Kasım ayının ilk haftası bu sergimizin açılışını yapıyoruz. Hem akademik açılış sebebiyle hem de yeni gelen birinci sınıf öğrencilerimizin motive olmaları, onları motive etmek ve bu bölümde ne tarz ürünler, ne tip işler yapılıyor, onlara da sergilerimizi göstererek onları motive etmeyi hedefliyoruz. Burada yaklaşık 65 tane ürünümüz var. Tabii ki bunların arasında üretime geçebilecek ürünler olduğu gibi geleceğe yönelik üretilmesi planlanan, gelecekte de bilim ve teknolojiye bağlı olarak üretilebilecek ürünlerde bulunmakta. Servis ürünleri, bölgesel yemek pişirme üniteleri, bazı yerlerde görüyorsunuz işte tıraş makineleri, küçük el aletleri, kızak, karda kızağa binme veya kızak tasarımı ürünleri. Yine belli markaların belli projeleri ya da belli markaların DNA'sına ve ürün kimliğine uygun ütü veya el aleti tasarımları mevcut. Hepinize tekrardan hoş geldiniz diliyorum. Sergimizde hayırlı uğurlu olsun. Akademik yıl açılış sergimiz resim ve entas ve grafik tasarım bölümleri olarak aynı gün ve aynı saatte açılışını gerçekleştiriyoruz. Burada grafik tasarım bölümü olarak yaklaşık 200'e yakın çalışmamız var. Bu çalışmalar tüm sınıflardan ve geçmişte birkaç dönemde yer alan çalışmalar. Birbirinden farklı illüstrasyon, afiş, ambalaj tasarımı, temel tasarım ürünleri ve desen gibi farklı birbirinden çalışmalar var. ...2022-2023 eğitim öğretim dönemi açılış sergimizdeyiz şu anda. 17 öğrencimizin toplamda 90 işinden oluşan bir sergidir. 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizin işlerinden oluşmakta. Baskı resim, desen ve yağlı boya tuval resimlerinden oluşmaktadır çalışmalarımız. Çalışmalarınızda işlediğiniz bir tema var mı? Öğrencilerimizin hepsinin öncelikle hocalar verdikleri temalar üzerinden ilerliyoruz ama son sınıfta da özgün öğrenci çalışmaları var. Burada görmüş olduklarınız çalışmalara baktığımızda daha çok manzara resmi üzerinden 3. sınıf öğrencilerimizin çalışmalarını görmekteyiz. Sanatseverleri izlemeye bekliyoruz.